Yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde dünyada yaşanan olumsuz olaylar yüzünden tüm insanlık endişe içinde. Yaşanan olumsuz olaylar ne zaman bitecek? 2022 yılında bizleri neler beklemekte? Yaşamış olduğu yıllarda gelecekle ilgili bilgiler veren ve bilgilerin tabiri caizse nokta atışıyla bilen Muhiddin İbni Arabi 2022 yılı için neler söylemiş? Çoğu insan kehanet olarak kabul etse de aslında ondaki kerametti. Muhiddin İbni Arabi tam anlamıyla bir bilim adamıdır. Bilim ve tasavvufta gelinebilecek son haddeye gelmiştir. İbni Arabi farklı kılan ve bazı kesimlerce yanlış anlaşılmasına neden olansa yaşadığı dönemde eserlerinin o döneme belki de ağır gelmesi olmuştur. Ancak eserleri batılılar tarafından da ilgi görmüş ve çoğu batılı bilim adamları da eserlerinden faydalanmıştır. Hicri 560 yılında Endülüs'te dünyaya gelen İbnül Arabi, tasavvuf ağırlıklı olarak matematik, geometri, edebiyat ve daha birçok alanda eğitim alarak kendisini üst düzey bir şekilde geliştirmiştir. Ve bu alanlarda çeşitli eserleri kaleme almıştır. Muhiddin İbni Arabi, cifir ilmi yani harflere verilen sayı değerleri ile geçmiş ve gelecek olaylara dair işaretler çıkarma hesabında kendisini çok iyi yetiştirmiştir. İşte bu özelliği bazı hesaplamalar yapacak, gelecekte olabilecek bazı olayların çıkarım ve tahminlerini bazı doğa olayları ve astrolojik hesaplamalarla birlikte önceden yapardı. Bu sebeptendir ki geçmişte yaşanan ve kendisinden yıllar sonraki yaşanacak olayları tahmin ettiği iddia edilmektedir. Bu konu hakkında ise tarihte kendi devrinden sonra yaşanacak olan büyük bir olayı bilmesi ve yazdığı eserde bundan bahsetmesi oldukça şaşırtıcıdır. İbnül Arabi bu eserinde Osmanlı'nın kuruluşu ile ilgili bazı çarpıcı ve şaşırtıcı tahminlerde bulunmuştur. Daha ortada Osman Gazi ve Osmanlı Devleti'nin ne ismi ne de fikri dahi ortada yokken İbnül Arabi cifir ilmiyle onun yakın bir zamanda geleceğini söylemiştir. Muhiddin İbnül Arabi yazdığı eserlerde sadece Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bahsetmemiş, Osmanlılar devrinde meydana gelecek pek çok olayı asırlar öncesinden aynen adeta yaşamışçasına haber vermiştir. Şam ile Mısır'ın fethedilip Yavuz Sultan Selim'in Şam'a girmesiyle kendi kabrinin ortaya çıkacağını, Hafız Paşa'nın 9 ay boyunca kuşatmasına rağmen Bağdat'ı alamayıp fethin 40 gün içinde 4. Murat'a nasip olacağını, Sultan Abdülaziz'in katledileceğini ve bunun gibi birçok olayı manası gizli işaretler biçiminde yıllar öncesinden söylemiştir. Muhiddin İbnül Arabi Türkler hakkında ise Türkler için zaferler ve saadet vardır demiştir. Türklerin İslam'ın sancağını ilelebet taşıyıp kıyamete kadar var olacağını da söylemiştir. Bütün bu kerametleri son derece detaylı ve doğru şekilde öngörüde bulunması gerçekten şaşırtıcıdır. İşte bu sebepten günümüz hakkındaki öngörüleri gerçekten çoğu insan tarafından merak edilmektedir. İşte bu kadar isabetli kehanetlerde bulunması yüzünden her zaman
batılı kahin Nostradamus ile karşılaştırılmasına neden oldu. Ancak Nostradamus İbnül Arabi'den yıllar sonra yaşadığı için İbnül Arabi'nin kehanetlerine sahiplendiği kendisininmiş gibi yorumladığına dair birçok iddiada bulunmaktadır. Muhiddin İbnül Arabi'nin 2019 ve 2020 yılları hakkındaki öngörülerinin tamamen gerçekleştiği görülmekte. Muhiddin İbnül Arabi'nin 2019 ve 2020 yıllarındaki kehanetlerini daha önce yapmış olduğum bir videomda anlatmıştım. Merak edenler üstteki linkten bu kehanetlerin neler olduğunu izleyebilirler. Saatlerin Hazinesi ve Yıldızların Mevki kitabında İbnül Arabi bizlere gelecek hakkındaki öngörülerini açıklamaktadır. Bu kitaplarında cifir ilmiyle kaleme almıştır. Bu eserlerin oluşturulmasında astrolojik ve matematiksel verilerden yararlanmıştır. Bu eserlere göre yeni yıl cumartesi günü ile başlarsa yıldızı Satürn yıldızıdır. Kitabında belirttiği gibi 2022 yılı cumartesi günü başlıyor. Bu duruma göre kitapta senenin yıldızı eğer Satürn olursa o yılın kötü geçeceği belirtilmiştir. Kitaba göre bu senede dünyada savaşlar ve benzeri kargaşalar artacak. Savaş olan ülkelerde yağma olayları da görülecek. Sürü hayvanları da bu yılda iyi olmayacak denmiştir. Savaşların artacak denmesi, devamında da yağma olaylarının olacak diye belirtilmesi gerçekten de ürpertici ve tedirgin edicidir. Peki bu savaşlar nerede ve ne zaman olacak? Çin ve Amerika dünyadaki iki büyük güç. Bu iki devletin çatışmaları dünya çapında bir kargaşaya yol açabilir mi? Muhiddin İbnül Arabi'nin 2022 yıl için öngördüğü en ilginç ve şaşırtıcı kısımlardan biri de hayvanlarla ilgili olan öngörüleridir. Sürü hayvanlarının bu yılda iyi olmayacak şeklinde söylenmesi akıllara ilk olarak yapay et üretimindeki gelişmeleri getirmektedir. Küresel ısınmanın nedeninin büyük baş hayvanların üzerine atılması bu gelişmeyi tetiklemektedir. 2022 yılında inek ve sığır gibi hayvanların tüketilmesinin zararlı olduğu ve bunların dünyanın geleceğine zarar verdiği gibi iddiaların bu tür planları yapanlar tarafından çıkarıldığı görülmekte. İnsanları inek, sığır gibi hayvanların etlerini tüketmek yerine ürettikleri yapay etleri tüketmeye zorlayabilirler ve hatta zorunlu hale getirebilirler. Bir diğer yorum ise deli dana hastalığına benzer bir hastalığın büyükbaş hayvanlarda görülmesi olasılığıdır. İşte bu olasılıkta insanları doğal etten uzaklaştırıp yapay ete yönlendirecektir. Son çıkan haberlere göre ise İsrail'de yapay et üretimi başlandı bile. Muhiddin İbnül Arabi'ye göre 2022 yılının iklim durumu ve salgınlarla ilgili öngörüleri neler olacak? 2022 yılında rüzgar çok fazla ve çok sık olacak. Sırt ve boğaz hastalıkları artacak. Dünya genelinde ateşli hastalıklar ve veba benzeri hastalıklar çoğalacak. Belki de 2022 yılının tek iyi yanı bağ ve üzüm mahsullerindeki bolluk. Küçükbaş hayvanlarda zayiat artacak. Bu yılda insanlar çok fazla gergin ve sinirli olacak. 2021 yılında doğal afetler konusunda dünya genelinde çok fazla sıkıntılar meydana gelmişti. Muhiddin İbnül Arabi'nin yaptığı tahminler 2022 yılı içinde aynı şekilde olup bizleri karamsarlığa düşürecek şekildedir. Buna göre yaşanan sıkıntılar 2022 yılında dünyanın peşini bırakmayacak gibi görünmektedir.
sırt ve boğaz hastalıkları söylemi korona veya farklı bir hastalığa işaret etmektedir. Çünkü çoğalacağı vurgusu yapılmıştır. Covid-19'un mutasyona uğrayıp farklı varyasyonlarda insanlığı etkisi altına aldığı görülmüştür. İnşallah bu hastalık bir an önce son bulur ve maskeden kurtulduğumuz günleri görürüz. Bal ve üzüm ürünlerindeki bereket vurgusu tek olumlu olaydır. Küçükbaş hayvanlarda da sıkıntı yaşanacağı belirtilmektedir. Küresel güçlerin, şeytani aklın tarım ve hayvancılık üzerinde korkunç planlar yaptığı çoğu kesim tarafından dile getirilmektedir. Bu yaşanan olayın bile bize yıllar öncesinden İbnül Arabi tarafından söylenmesi oldukça şaşırtıcıdır. Bir diğer öngörü de insanların gergin ve sinirli olacağı söylenmiştir. Yaşanan koronavirüs illeti ve pandemi döneminde gerçekten de insanlar bir hayli sinirli olmuş ve tahammülleri bitmiştir. Kimsenin kimseye saygısı kalmamış, en ufak hadisede hakaret ve kavgaya maruz kalınmıştır. Muhittin İbnül Arabi'nin 2022 yılı için yapmış olduğu bir öngörü de bu yılda şiddetli yağmurlarla geçeceğidir. Bu yılın sonuna doğru tarım ve ekin işleri artacak. Yemen, Irak ve Suriye'de pahalılık artacak ve bu ülkelerde karışıklıklar çıkacak. Bu yılda haç mevsimi korkulu geçecek. Bu yılda dünyanın pek çok yerinde çekirge istilası görülecek ve bu yılda insanlar uğursuzluk yaşayacak. Muhittin İbnül Arabi'nin 2022 yılı öngörülerinden yer alan bir diğer konu ise şiddetli yağmurlar sonucunda 2022 yılında olduğu gibi sel ve afetler görünebilir. Ayrıca Orta Doğu ülkelerindeki sıkıntılı süreç devam edecek. İnsanlar eğer kendilerini düzeltmezlerse üzerlerine uğursuzluk yağacak diye belirtiyor. Umalım ki 2022 yılı güzel bir yıl olsun. Ancak İbnül Arabi'ye göre çok fazla sıkıntı bizleri beklemekte. Peki ya sizce Muhittin İbnül Arabi'nin öngörüleri gerçekleşecek mi? Bu videoyu izleyen kıymetli dostlarım, sizlerin de yorumunu merak etmekteyim. Öncelikle İslam alemi ve Türk dünyası için ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını temenni etmekteyim. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olabilirsiniz.